kar suratı da kim diyen olur. Gramofon devrinden beri plaklarınızda, radyo icat edildiğinden beri radyolarınızda, hulasa kasetlerinizde plak neyse, isteyerek veya istemeyerek dinlemek zorunda kalmış olduğumuz Neşet Ertaş dedikleri o kara suratlı benim efendim. Sevgili dinleyiciler, huzurlarınızda sizlere sevgi, saygı, hürmet sunarım. İlk çalacağım oyun havası Halime Kız. Halime Kız çay aşağı gidiyor, kaşıyla gözü gel gel ediyor. Halime kız çay aşağı gidiyor, kaşığına gözü gel gel ediyor, haydi haydi da gidiyor. Tam olarak zamanını bilemem ama bu 8 yaşından daha sonraki bir zaman değildi, bundan eminim. Bir Neşet, Neşet Ertaş değil, Neşet. Bir Neşet efsanesi vardı zaten. Yani babamda, emmimde, dayımda, komşularda, insanlarda herkesin bir bildiği, tanıdığı bir Neşet vardı. Tabii plaklardan bildiğimiz bir Neşet'ti o. Bizim evimizde elektrik yoktu o yıllarda. Babam böyle pilli bir pick-up almıştı. Böyle bond çantaya benzer kapaklı bir şeydi. Pick-up'ı eve getirebilmek için bir set Mevlid-i Şerif plağı almış. Onu babaannemi razı etmek için. Yoksa şeytan icadı. Bir şeytan icadının eve gelebilmesi için yanında öyle bir Mevlid seti vardı. Hiç unutmuyorum. Yanında da birkaç tane Neşet Ertaş plağı. Yani ilk yakın kontağım bu. O plaklar. Neşet Ertaş'ın sazıyla, sesiyle kendi kuşağımdan pek çok insan gibi çocukluk yıllarımda TRT Ankara Radyosu'ndan o büyülü sazını ve sesini duymamla tanıştım o yıllarda. Sabahları günaydın programı olurdu erken bir saatte. Köyde sadece yaşlılar değil çocuklar da erkenden kalkarlar. Ve istek programı olurdu, günaydın programı, istekler. Eğer istekler uzamışsa, ki bazen 5 dakika, 10 dakika isim saymakla geçerdi. Bunun sonunda mutlaka bu türkü Neşet Ertaş'tan bir türkü isteniyor derdim ve hiç tahminimde de yanılmazdım. Anne sütüyle birlikte tanıştık. Yani annemiz bizi emzirirken, ninni söylerken, ninni yerine Neşet Ertaş türküleri, Muharrem Ertaş türküleri. Yani bölgede hakim olan Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, bunların türkülerini söyleyerek bizi büyüttü. Biz öyle büyüdük. Çocuktum, hatırlıyorum. Daha okula da başlamamıştım. Babam bizi Gençlik Parkı'nda, o zaman gazinolar olurdu, oraya götürdü. Neşet Ertaş'la ilk canlı olarak orada karşı karşıya geldim ve o kadar etkilenmişim ki Neşet Ertaş'ın o söylediği türkülerden. Evde bir köz küreği vardı. Ben onu alıp elime, boyuna işte amanın Leyla, Leyla'lar falan böyle avaz avaz onları söylemeye başlamışım. Komşularımızdan birisinin oğlu da şeyde konservatuvarda okurdu. Benim o halimi görünce o eski mandolinlerinden birini göndermişler bana. İşte bunu verin de onu çalsın, öğrensin diye. Aslında bizim oralarda çok fazla abdal müziği çok fazla dinlenmez ama Neşet Ertaş'ın özel bir yeri vardır. Bu babam aracılığıyla
benim kardeşimin adı Ertaş'tır, Neşet Ertaş'tan dolayı. Böyle bir ailede babamdan kaynaklı özel bir Neşet Ertaş'a bir ilgi, bir sevgi vardır. ...1938 Cihan'a Kırşehir'in Gırtıllar Köyü'nde geldin dediler. Babama Muharrem, anama Döne, dedim sen atayı bildin dediler. Dizinde sızıydı anamın derdi. Tokacı saz yaptı, elime verdi. Yeni bitirdiydim üçünen dördü, baban gibi sazcı oldun dediler. Anam Döne İbikli köyünde ölünce, beş tane öğüsüz yetim kalınca, beşimiz de hep perişan olunca, babam gile buradan göçek dediler. Evimizin en Yozgat'ın Kırıksoku köyüne vardık. Bize ana yok mu diyerek sorduk. Adı Arzu dediler, bir ana bulduk. İşte bu anadır, buldun dediler. Yarın aşkıyla arttı hep derdim. Babamı bir yare düğür gönderdim. Başlığı çok istemişler, haberini aldım. İstemiyor seni yarın dediler. Dedim üstad, ben bir şeyi hayatım boyunca anlayamadım. İnsanlar nasıl şiir yazıyorlar? Bir de nasıl beste yapıyorlar? Sana söyleyeyim, sırdır bu ama dedi, sana söyleyeyim. Aşık olursan dedi, İçinden bir ışık yanar. Ben de dedi çok küçük yaşta aşık oldum. İçimden bir ışık yandı ve her şey başka türlü görünmeye başladı. Ondan sonra dilimin bağı çözüldü. Aşka taşa düştü. Garip Neşet Ertaş'ın Almanya'ya gitmesi sahnedeyken geçirdiği aslında belirtilerini, emarelerini çok önceden kendisinde hissettiği ama bir gün sahnedeyken artık parmaklarının durduğu, bir türküyü çalamaz hale geldiği bir dönemde rahatsızlığının tedavi edilmesi içindir. Burada Hacettepe Üniversitesi'nde o dönem fizik tedaviye gidip geldiği bir dönem var, bir 5-6 ay. Ama kendisinin de beklediği şeyi bulamıyor. O arada kardeşi, büyük kardeşi, abisi Necati abi, Necati Ertaş Almanya'da. Onunla irtibat kurarak tedavi maksadıyla Almanya'ya gidiyor. Allah'tan gelecek kadere razı. Allah'a sonsuz güveni var, sonsuz itimadı var. Ondan hiçbir zaman olumsuz bir şey geleceğini düşünmüyor Neşet Ertaş. Bütün olumsuzlukların kaderin ya şeyin feleğin yazdığı kaderden geldiğine inanıyor. Hayata o kadar çileri çekmiş ki bazen
isyan noktasına vardırmış. Bir dörtlükte hepsine birden söylüyor artık, kaderine, talihine, feleğe, hepsine birden. Garibim, dünyada gülmedi yüzüm, kahretti, ağladı her iki gözüm. Kadere, talihe, feleğe sözüm, ölmeden kefenim diktirdi bana diyor. Bir taraftan tedavisi devam ediyor. Tedavisi kısa sürede cevap verince tabii yeniden hayata başlamak heyecanı duygusuyla. Bir de tabii daha düzenli, daha sistematik bir hayat. Gelir düzeyi, alım gücünün biraz daha yükseldiği bir hayat. O moralle, o duyguyla hayata yeniden bir sarılma. Garip'le çok garip bir şekilde karşılaştım. Almanya'da bir röportaj yapmam için Haldun Simavi beni görevlendirdi. Ben de Almanya'daki Türkiye diye bir röportaj yapmaya karar verdim. 1984'ün yanılmıyorsam Şubat ayıydı. O zaman Kudam'ın etrafında bir Türk İşe Bazar diye bir yer vardı. Bir dükkan gördüm. Sass House yazıyor. Benim için çok enteresan, çok güzel bir şey. Çok da dikkat etmedim üstündeki yazılara falan. Sass House, aa ne güzel dedim. Önce bir dışarıdan fotoğraflarını çektim. İçeri girdim. Tezgahtaki adamı ben de işte bir esnaf olarak şey yapıyorum. Ne güzel Sass House açmışsınız. Saz evi olmuş Sass House. Dedi kardeşim, ne yaparsın dedi. Gurbet elde olunca kuyruğunun bir kenarı değişik oluyor dedi. Bizim saz evi oldu Sass House. Alman da görsün, anlasın diye koyduk öyle adını. Bu konuşmayı, bu sesi hatırlıyorum. Yani bu hiç yabancı gelmiyor bana bu ses. Şimdi dedim ki, efendim dedim, şöyle o Sass House'un kapısının önünde bir şey çekelim, fotoğraf çekelim. Hay hay efendim dedi, niye olmasın dedi. Hemen tezgahın arkasından çıktı. Geldi, kapının önüne geçti. Ben biraz daha geri çekilip kamerayı doğrulttuğumda, o Sass House yazısını da kadraja aldığımda, o an fark etmediğim, o ana kadar fark etmediğim bir şeyi fark ettim ki üstte Neşet Ertaş Sass House yazıyor. Hem utandım, hem böyle... İki buçuk sene ben orada çeşitli milletlerin sanat okulu öğrencilerine pratik olarak saz dersi verdim. Orada bana sazımın öğretmeni olarak pasaportuma işlediler. Yani işsiz kalmış olsaydım ben, ya o yönden bana ya maaş vereceklerdi ya iş vereceklerdi. Ben onu da talep etmedim. Terini öpeyim bari. Teşekkür ederim Bayram kardeş. Terini öpeyim bari, elini öptürmesin diliyorum. Ekran başındaki milyonlar adına yüreğinizden öpüyorum. Alnımın terini dökmediğim yerde yediğim ekmeğin halal olduğuna inanmam ben.
Dedim ki ben hiç mektebe gidemedim. Hiç olmazsa çocuklarım bari bir okul bitirsinler, bir dünya kültürü alsınlar istedim. Onlara destek olmak için, onlara yardımcı olmak için orada Almanya'da ben müzisyen olarak kaldım. Bütün Avrupa ülkelerinde. Bu hafta Hollanda'da, öteki hafta İsveç'te, öteki hafta bilmem bu buyurduğumuz seneler boyunca çocuklarımın okullarını bitirsinler. Bana yeter dedim. Ben artık yetti. Doğduk doğalı zaten. Çalıyor, söylüyor. Bir kilo ekmek bize yeter. Biz azza kanaatlı insanlar. Ben mektebe gitmediğim için Bayram kardeş kelimeleri pek beceremiyorum, seçemiyorum. 5-6 laf biliyorum. 5-6 kelime. Bundan bunca 40-50 senedir bunlarla çeviriyorum. Çeviriyorum. Kelimeleri değiştiriyorum. Türkü yapıyorum. O türkülerdeki sözler 5-6 laflı olur mu abi? O yüzlerce, binlerce türküdeki sözler. Ha, iki lafı bir araya getiremedim. Tamam abi. Yok öyle. Yani gölge dedin. Bak gölge dedin. Gölgeye girenin gölgesi olmaz. Mektebe gitmemiş adamın lafı becermesi bu kadar olur Bayram kardeş. Buralarda abi iyi ki mektebe. Ya bir de mektebe gitseydin ne olur? Ne olurdu acaba? El aklıyla gezerdim o zaman bin bir türlü hal gelirdi başıma. Eyvallah. Bazıları derler ki iyi ki okumamış Neşet Ertaş. Eğer okusaydı Neşet Ertaş olmazdı. Yani bu hayatı yaşamasaydı Neşet Ertaş olmazdı şeklinde yorum yapanlar var. Ama onu çeken bilir. Tabii Neşet Ertaş yaşamış, iyi ki yaşamış noktasında geliyorlar ama tabii ki hiç yaşanması tavsiye edilecek bir hayat değil. Çok acı, ızdırap dolu bir hayat. Ama onu hem ruh, belli bir ruh olgunluğuna ulaştırmış, hem de o ruh olgunluğuyla beraber bir bilgiye ulaştırmış. İşte bu bilgi onun şiirlerinde karşımıza çıkıyor. Üstad tabii yoruluyor. Bu arada ne yorulmaz? Sizden aşkınan çalışan yorulmaz Bayram kardeş, unutma. Yorulmaz. Ne zaman aşk biter o zaman yorulur insan. Zihni ayrıntılar teferruat içerisinde boğulan biri değildi. Az şey bilirdi. Az, öz ve bildiğini sağlam bilirdi. Tuttuğunu çok sağlam tutardı. Aradım şeytanı buldum. Meğerse yalanımış şeytan. Hayret ettim orada kaldım. Gördüm ki adamımış şeytan. Hayret ettim orada kaldım, hayli fikirlere daldım. Hakikattan haber aldım, meğer ise bilenimiş şeytan. Hak bunu böyle buyurmuş, onu da bize duyurmuş. Şükür garibi kayırmış, çok şükür alanda şeytan. Yalanı kim benimserse şeytan odur. Bravo. Efendim. Bravo. İnsan ne kadar geriye hatırlatıyorsa o kadar büyüktür. İleride bir şey yok yani. Sen geriyi ne kadar hatırlatıyorsun? Yani Neşet Ertaş... gerçekten baktığınızda bir 500 sene öncesinin yaşantısını, 500 sene önceki insanın duygusunu onda görebilirsiniz. Zaman sizden ne güzel, çok şükür çok az şey almış götürmüş. Sizin hala her şeyiniz yerli yerinde abi. Öyle mi diyorsun Bayram kardeş? Gerçekten ya, öyle. Ya gerçekten. Göz önüne çıkma yahut da göze saygın olsun. Bir muhabbette işte dedik ki öteki Türkiye konuşuluyor. İşte ötekileştirme konuşuluyor. Durdu. Yeğenim dedi, boş ver dedi sen onu bunu dedi. Ayıran dedi, kendini ayırır dedi. Bitti. Ne aptal var, ne cingen var, ne Kürt var, ne Laz var, ne dünyada ne gavur var, ne Müslüman var. Sadece bir insan var, insan analarımız. Biz de insanın oğluyuk, hepimiz kardeşik aslında. Ayıran kendini ayırıyor. Bugüne kadar ben ayırıcı tek kelime söylemedim. Kesinlikle yani Yunus halk edebiyatımız içinde neyse, Karaca olan halk edebiyatımız içinde neyse, Kaygısız Aptal neyse, daha çağdaş bir örnek olarak Aşık Veysel neyse, Neşet Ertaş da öyledir. Sevgili dinleyiciler, programın bu kısmındaki türkü, bu sanatı borçlu olduğum babama ait bir türkü. Baba oğul sevgisinin ötesinde birbirimizi derin bir sevgiyle severek babamla biz. Kurbetten, kurbetten, oy ala, oy ala.
Başım hala solmaz kadadan dertten ona. Vay dertten ona. İkinci gidişimde bunu söylemişti. Ben dedi, komşularım rahatsız oluyor diyor, şikayet ediyorlar diyor. İşte o yüzden saz çalamadım ama diyor, formülünü buldum diyor. Nasıl bir formül dedim bu usta. Kafa sesiyle okuyor, küçük küçük. Buldum diyor, en tiz seslere bağırıyorum, hiç kimse rahatsız olmuyor diyor. Kendini unutturmak için ne gerekiyorsa yapıyordu. İlk gidişimizde onun evine gittik. İkinci gidişimizde başka bir yere davet ettik onu. İşte Neşet Usta'yı ağırlayacağız. Acaba ne yer, ne içer düşünmeden biz masaya ne varsa yığdık. Her şey var masada. Her şeyin en iyisinden geldi. Baktı dedi, biz büyük bir heyecanla herhalde birisini beğenir yer yani. Dedi, bulgur pilavı yok mu dedi. Bir tek bulgur pilavı yok. Her şey var fakat bir tek bulgur pilavı yok. Yani öyle kendimi mahcup hissettim ki yani ben çünkü bu işi yapıyorum. Oralardan gelmişim aslında ama kendime yabancılaştığımı düşündüm. Ustayı memnun edemediğim o zaten ayrı bir şey. Ama bir taraftan da bir kendime yabancı, ne kadar yabancılaştığımı, ne kadar uzaklaştığımı da düşündüm. Ben televizyonda duydum. Rahmetli Neşet Ertaş'tan anlayışı Türk'ü diye. Yer dar da, mazeretin var da, kalkıp oynayamıyorsan oturduğun yerde oynayanlara lütfen aha şöyle. Böyle hatır için düğüne gelmiş gibi değil ya. Düğüne gelmiş gibi şöyle.
Bir de Allah ne verdiyse olduğun gibi olarak içinden geldiği gibi aha şöyle. TRT'den bir ekibin bir vakıfla işbirliğiyle Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan bir belgesel çekimi yapmak konusundaki karar vermeleriyle beni aramaları gündeme geldi. Büyük bir heyecanla bu işe evet dedim. Ve nihayet her şey tamamlandı. TRT'den yönetmen arkadaş Ali Bozkurt ve ekibiyle beraber biz gittik Almanya'ya. Tabi orada Köln'de evine yakın bir yerde bir güzel, nezih bir otel gibi bir pansiyonda yer ayarlamıştı. Orada kalıyoruz. Yani bir gün, iki gün, üç gün. Biz zaten ilk gün şeyi açmadık. İkinci gün konuyu açtık. Biraz rahatsızım falan filan dedi. Üçüncü günü bekledik. Yani işte doktora gideceğim, ilaç kullanacağım falan. Bizim niye geldiğimizi biliyor, belli yani. Ve bizi orada misafir ediyor. Biz otelde yatıyoruz, sabah geliyoruz. Çoğu zaman kahvaltıyı da evinde yapıyoruz. Bir gün, iki gün, üç gün biz işimizi şey yapmamızı yük oluyoruz. Yük olma duygusuyla da rahatsızlık duyuyoruz falan. Siz rahatınıza bakın falan diyor ama belgesel çekim işine bir türlü haydi başlayalım demiyor. Arkadaşlar tedirgin oluyorlar. Hepimiz tedirgin oluyoruz ama ben sabırla bekliyorum. En sonunda arkadaşlar dediler ki ya bu iş olmayacak abi, biz gidelim dediler. Hayır dedim, yani gitmeyeceğiz. Bu işi yapacağız. Bana diyor ki Bayram kardeş, sen hem sanatçı adamsın. İşte iyi kötü bir yazarlığın falan da var diyor, biliyorum diyor. Elin kalem tutuyor. Git işini gücünü yap diyor ya. Benim gibi bir kara suratlıyla ne uğraşıyorum? Sen dedim abi, yani benim en önemli işim gücüm bu belgeseli yapmak. Bu çok önemli. Belgeseldeki amacımızı, maksadımızı nihayet razı ettik ve başladık. İyi ki de yapmışız. Epey bir süredir televizyonlardan uzaktan Neşet Ertaş hayranları sizi... Efendim görünecek işte surat malum işte gayri görsel zaman oldu. O da değil, özür dilerim, ben kendim için söylüyorum bunu. Hani dost elinden gel olmazsa varılmaz diye bir söz var. Hani bir söz var da hani çağırdığınızda gelmedim mi diye bir şey var. Sağ olun çağırdınız geldim. Teşekkür ederim. Sayanızda da bizi yıllardır duyup dinleyenler daha bu kara suratlıyı böyle gördüler sayanızda. Biz Kalan Müziği kurduğumuzda Anadolu kültürüyle ilgili bir çalışmaya başlamıştık. Osmanlı müziği, bir de Aşıklar Ozanlar halk müziğinde arşiv serisi diye. Birçok halk ozanını çıkarmıştık. Sıra gelmişti Muharrem Ertaş'a. Ya Muharrem Ertaş olmasa olmaz. Bir şekilde de makara bantlarını bulmuştuk bir yerden. Ve Neşet Ertaş'la irtibata geçmeye çalışıyorduk izin hakkı için. Sonunda bu Çekiçerli'ye Hacı Taşan'ı Bayram Bilge Tökel'le bir çalışmasını yapmıştık. Bir CD'lere çıkmıştı bizde. Ve nasıl yaparız, nasıl ederiz diye Bayram Bilge Tökel'le bir bağlantı kurduk. İşte otelde buluştuk. Beşiktaş'ta bir otelde Bayram Bilge Tökel beraber. İşte Muharrem Usta'nın dedim bir albümünü yapmak istiyoruz. Aşıklar Ozanlar serisi yapıyoruz. İlk önce böyle bir Neşet abiden aldığım şey böyle bir insanlara karşı güvensiz bir hava. İşte bu arada da hani telifini biz lafının içine koymuşum. İşte dedim bu Muharrem Usta'nın şeyini çıkarmak istiyoruz diye. Neyse izin verdi, nasıl yapacağız, nasıl edeceğimizi anlattık. Neyse biz çalışmaya Neşet Ertaş'la tanışmamız böyle oldu. Ve biz Muharrem Usta'nın albümünü Afşar Ellerini çıkardık. Çıktıktan sonra ben bir gün kendisini Almanya'dan aradım. Neşet abi gelmek istiyorum dedim. Almanya'da bir evde buluştuk, kendi eviydi. İşte CD'leri görünce, kasetleri, çok hoşuna gitti baskısını. Bir de dedim yani sattı o verdiğim telifin üzerine bu kadar daha telif. Bu telifi verince çok şaşırdı. Ben dedi hayatım boyunca dedi kimse bana dedi
bir albüm çıkmadan önce plak yapardık dedi. 3-5 kuruş verirlerdi dedi. Çıktıktan sonra para kimseden almadım dedi. Ondan sonra sohbeti açtı. Sen dedim bir sürü kasetim var, sana telif vermiyorlar mı dedim. Hani piyasada bir sürü kasetim var. Ne kaseti dedi. Benim dedi haberim yok ki dedi ondan çıktığından dedi. Nasıl abi dedim, yani sen dünyanın telifini alman lazım dedi. Haberim yok dedi. E peki dedim bir avukat tutmadın mı? Kimlerle konuştuk, kimlerle şey yaptık, herkes ben hemen 5 dakikada hallederim dedi. Kimse halletmedi dedi. Ben de inanamıyorum yani nasıl böyle bir şey. Ben dedi hiç Türkiye'ye gelmezdim ki dedi. İşte onlar yapmışlar, çıkarmışlar. Benim ilgilenmemi ister misin dedi. Ya dedi çok kişi böyle söyledi de ondan sonra hiç cevap gelmedi dedi. Hasan kardeş dedi. Bir de dedim iyi, benden bir de beni dene, benden de gelmezse de yapacak bir şey yok dedim yani. Kaybedeceğim bir şey var mı dedim. Yo dedi, haklısın dedi. İyi dedi. Ve bir döner dönmez gerçekten de ilgilenmeye başladım. Burada birçok firma o dönem muvaffakatname ile albüm çıkıyor. Burada Aksaray'da böyle sarhoş, tinerci veya şey sanatçı adı Neşet Ertaş. İşte normal adı muvaffakat veriyor işte Ali Murtaza veya bilmem ne. Sanatçı adı Neşet Ertaş diye sürekli muvaffakatname verilmiş. Bu albümler eski plaklardan herkes bir şeyler yapmış, çıkarmış. Yani evraklara baktığımızda çoğu sahte çıktı. Bunlara nasıl da Neşet Ertaş'ta hakkını sormuyor diye yıllardır herkes basıyormuş. Bizde bir de avukat ihtarname gönderdi. Birden firmalarda telaş başladı. Ve dava açılmasına gerek kalmadan o firmalar uzlaşmaya gitti. Kasetleri iptal ettirdik. O korsanları topladık, rakamlarını, bandrol rakamlarını topladık. Ciddi bir parayı ekünü tuttu. İşte bu kadar paran var dedik. Bir de dedik albümlerin hepsini dedik iptal ettirdik. Artık bu albümlerin bütün hakları sende dedik. İstediğin yerde değerlendirebilirsin. Bizim öyle arkadaşımız, dostluğumuz başladı. Sadece gelin hanım, damat bey ayakta kalacak, diğer oynayan arkadaşlarımız çömütecekler. Sadece gelin hanım, damat bey ayakta kalacaklar. Çiçek dağının gazeli ne zaman biterse o zamana kadar. Yar yar çiçek dağ deller, çok gezdim gördüm, Kırşehirlidir vatanı yurtumuz. Hep orada arttı evkârım, derdime bir derman ver çiçek dağı. Ömrüm hey hey hey, yine mi ben yandım? Yavaş yavaş kalkıyoruz. Türkiye'nin her yerinden konser talepleri gelmeye başladı. Bunlardan ilki İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu. O zaman yaz, periyodik yaz konserleri düzenliyordu. Sonra bizim Most Production'dan Mustafa Oğuz, bir gün işte çay kahve içiyoruz. Hasan dedi Açık Hava'daki konserleri dedi artık dolduramıyoruz dedi. Konser önerim var mı dedi. Vallahi dedim ben Neşet Ertaş'ı dedim belki ikna ederim dedim. Getirelim bir konser verelim dedim. 30 yıl sonra ilk defa Türkiye'de diye. Dedim Neşet abi dedim artık dedim albümlerin çıkmış. Artık dedim Hasan kardeşim diyorsun dedim. Kardeşin sana söylüyor ki bunu yap. Ben artık dedim hem kardeşinim hem patronum dedim. Bence gelsen iyi olur dedim. Serilerde çıkarmaya başlamışız. Böyle ilkini ben bir düşüneyim dedi, şey yapayım, 3-4 gün sonra da ben bir geleyim orada konuşalım dedi. Şundan dolayı itiraz ediyor. Diyor ki ben 20-25 yıldır burada yokum. Beni tanıyanlar yaşlandılar. O konsere falan gelmezler. Çok da çoğu da yoksul, fakir fukara, cebinde sigara parası bile olmayan insanlar. O konsere girişte paralıymış.
Beni dinlemeye gelemezler. Orası kaç kişilik dedi. Abi dedim, en az 5-6 bin kişi var. Mümkün değil İstanbul'da 5-6 bin kişi ben dedi. Ve bunca yıl aradan sonra ilk defa Türkiye'de bir konser vereceğim ve salon dolmayacak. Bu benim ölümüm demektir dedi. Geldi dedim, hiç şey yapmıyorsun dedim, çıkıyorsun dedim, gerisini bana bırak. Yahu dedi, Gırşehir Mırşehir olsa bari dedi. Ya dedim, sen İstanbul karışma. Bak göreceksiniz, salon dolacak, belki taşacak. Anlattım yani kendisinin Türkiye'de hiçbir zaman unutulmadığını, etmediğini. Uzun hikaye, nihayet razı ettik. İlk defa konserin anonsları yayınlanınca bütün gazeteler, televizyonlar, böyle bir şey yok. Bütün köşe yazarları yazıyor, Neşet Ertaş dönüyor diye. Öyle bir heyecanlı ki. İkide bir şeyden bakıyor, bana baktırıyor falan. İçeri doldu, dışarıdan şey sesleri geliyor. Biz de girmek istiyoruz falan diye binlerce insan dışarıda kalmış. Hasan kaç kişi var dışarıda? Abi dedim, salon doldu. Nasıl doldu? Dedim işte 5000'e yakın insan var. Dedi bizim Kırşehirliler falan. Abi dedim, Kırşehirli yok, hepsi üniversite öğrencisi. İşte ne bileyim. Yok dedi Hasan dedi. Eyvah dedi. Onlar, bizimkiler gelmiştir dedi. Bizim kara suratlar gelmiştir dedi. Paraları yoktur dedi. Ceplerinde konyağı vardır. Bir ceplerinde de kaşıkları vardır dedi. Onlar şimdi dedi, konser alanı dışında oturuyorlardı dedi. Sonra dedi ki, o dışarıdaki insanlar da içeri alınmazsa ben çıkmam sahneye dedi. Onlar da içeri alınsın dedi. Daha sen git onları bul dedi. Ben de çıktım kulisten. Çıktım ki gerçekten de böyle 80-100'e yakın insanlar, herkes çimenlere oturmuş. İçeride giremiyorlar. Sonra hepsini içeri soktuk. Merdivenlere, ara merdivenlere yerleştirdik. Sonra kulise geçtim. Neşet abi dedim, seninkiler içeride. Oh 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 dedi. Şimdi rahatladım dedi. Çıkmadan önce Hasan yok mu dedi. Şöyle şu kadar bir şey dedi, duble dedi. Onu çekti, sahneye fırladı. Hoş geldiniz efendim. Bizi deyip geldiğiniz yollarda yüzüm var, ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim. Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim?
Seslerinize kurban olayım. O sesi çıkardan canlarınıza kurban olayım. Demek ki 30 yıldır Türkiye'de konser vermediğimin hasretini çekenler varmış. Ben... Bizi dinleyen gariplerimiz, bizim sessizce çıkan yarım asırdır gramofon devrinden beri aralıksız verdiğim türküleri sessizce kulaktan kulağa duyarak açıkça bir reklamı da olmadan bu 40 yıldır alan sizler beni sessizce izleyip bugün meydana geldiniz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim. Konser talepleri geliyor. Gitmem falan filan diyor ama yani gidecek çünkü başka bir gelir kaynağı yok. Konserlerden kazanacağı paraya sadece kendisinin değil, çevresindeki yol yoksul insanların da ihtiyacı var. Ve bunu fark edince yeniden bir Anadolu turnesine başladık. Böyle hoşumuza giden bir hareketli havada ellerimizi birbirine her vurduğumuzda günahlarımız kurumuş yaprak gibi dökülürmüş. Ne söylesek hepsini sizin için çalar söylerik. Son nefesime kadar sizlerle beraberim. Ayaklarınızın turabıyım, gönüllerinizin hizmetçisiyim, dertlerinizin ortakçısıyım ben. Böyle bir yaz günü, sıcak yaz günü. Ürgüp'ten Ankara'ya geliyoruz benim arabamla. Benim de Ankara'da acele bir işim var. Bir an önce acele de ediyoruz yetişmek için. Hacı Bektaş'ın oralara geldik. Öyle mevsimlik işçilerin ikamet ettiği yazının yüzünde bir çadırlar var. Böyle 10-15 tane çadır. Onların yakınından geçerken bana dedi ki Bayram kardeş bak bunlar da Allah'ın kulu. Allah sevmediğini yaratmaz dedi. 10-15 dakika falan gittik. Dedi ki bana aniden, şuradan dedi ne olur dönecek yer bul, dönüp oraya bir varalım. Abi ne yapacaksın? Ankara'ya işte yetişmemiz lazım, işim acele falan. Rica ediyorum bir dönelim. Niye dönelim, ne yapacağız? 3-5 kuruş dedi, ben yardım edeceğim. Ha, öyle deyince tamam dedim. Yani o karar, onu karar vermişse ondan hiç şey yapmaz kesinlikle. Döndüm. Abi dedim, bu yardımı kimin ettiğini, kimin yaptığını istersen dedim söyleyelim dedim. Beni dinledi dedi ki, Bayram kardeş kimin verdiği bilinirse o yardımın dedi, ne hasiyeti kalır, ne kıymeti kalır dedi. Sakın söyleme dedi. Yaklaşınca arabayı durdur ben arkaya geçeyim dedi. Arabanın arkasına geçti. O meşhur şapkasını da gözün önüne indirdi kimse tanımasın diye. Bir poşetin içinde konserden aldığımız para var. Şuradan çadır başı dedi şu kadar para.
Ben ciddi bir para dedim ki abi orada böyle iki çadır yok ki orada bir sürü çadır var. Çadır paşına o parayı verirsek sana pek bir şey kalmaz dedim. Benim bir uçak param bir de civara param kalsın yeter dedi ben ne yapacağım parayı dedim. İyi. Vardık oraya durduk. Çağırdım çocuklar geldi. Bir de yaşlı ihtiyar olduğu için çalışamayan bir de amca var. O da geldi. Ondan sonra. Dedim ki burada bak bu kadar para var. Saydık bu kadar da çadır var. Çocuklara diyorum bak bu amcaya veriyorum. Bu amcanıza bu parayı akşam geldiğinizde annenize babanıza söyleyin. Eşit olarak akşam böyle bölüşeceksiniz falan. Bu arada bunları söylerken böyle 11-12 yaşlarında yeni yetme bir kız çocuğu bana bakıyor. Bir içeriden arabanın içinden Neşet abiyi görmek istiyor ama o böyle kafasını eğdi, şapkasını da gözünün önüne indirdi falan. Tam böyle parayı verdim, bunu anlatıyorum falan, şey yaptım, arabaya bindim. O kız Neşet abiyi tanıdı. Aa dedi, bu Neşet ağam dedi. Tabiri bu, Neşet ağam. Şaşırdık böyle, rahmetli de şaşırdı. Ne Neşet, kızım Neşet burada ne gezer dedi. Sür bayram kardeş dedi. Hemen gaza bastım, pır oradan... Hızla uzaklaştık. Bizden aldığı teliflerin çoğunu da zaten fakir fukaraya dağıtırdı. Hasan şuraya gönder, şunu şöyle yap, şunu şöyle yap diye. İnsan bir yudum su içince ya Rabbi şükür, bir lokma ekmek yiyince ya Rabbi şükür demesi lazım. Allah'ın sofrasında, aynı sofrada kimin yemiş, kimi bakmış, kıyamet ondan kopmuş. Atasözüdür bu bayram kardeş. İlk muhabbetimiz işte Ordu Gölköy'de oldu. Güzel bir muhabbetti. Sonra telefonlarımızı birbirimize aldık, verdik. Ertesi gün miydi, iki gün sonra bir baktım telefon çalıyor. Bakıyorum Neşet Ertaş yazıyor. İnanamıyorum gözlerim. Neşet Ertaş arıyor. İşte sonra hele dedi bu bizi danıştıran dedi yengemizi bir Nilüfer Hanım'a bir gidelim dedi. O günü dedim abi dedim sana bir sürprizim var. Bir arkadaş çağıracağım benim evde. Cengiz'i çağırdım, Cengiz Özkan'ı. Biraz samimi olduktan sonra tabii öyle söyleyeyim. Hocam işte şu türkünüz vardı. Müsaade ederseniz çalabilir miyim derdim ben ona. Birkaç öyle çok az bilinen türkülerinden birkaç kere cüret edip yanında çalmaya çalıştım. Bir tane türkü çaldı. Cengiz'im sen bunu nereden biliyorsun? Ben bunu unutmuşum diyor. Benim ilk türkülerden dedi. Hatta birinde iki kıta çaldım. Kesme, hani bitireyim dedim. Biraz uzun bir şey, uzun bir türküydü. Devam et dedi. Üçü de kendi söyledi sonra. Yahu dedi ben bunları kimse benden istemez. Yıllar oldu. Hep aynı şeyler istenilmiş işte üstattan. Bilinen, daha çok bilinen türküleri. Ben bunları unutuldu zannederdim derdi. Halbuki bak senin göğününde yer etmiş. Oturdu, ikisi de ağlamaya başladı. Allah, bizim bir şey oldu artık. Ondan sonra Cengiz ağlıyor, Neşet abi ağlıyor. Yani Cengiz'i dinledikçe öyle bir sohbet ediyoruz. Sabah 6'ya kadar sürmüştü zannediyorum muhabbet. Bir de sonsuz çalardı. Yani şeyde Kadıköy'de bizim arkadaşların bir yeri vardı, oraya çağırmışlardı. Ya sabah 5'e kadar çaldı ya. Hasan Saltık aradı, saat gecenin 11'i. Neredesin dedi. Hasan'ın böyle sürprizleri vardır yani. Olmadık zaman arar. Çabuk gel Uğur'cum buraya falan. Ne oldu dedim. Neşet abi burada dedi. Şirketi kapat derdi. Ben sana türkü okumaya geliyorum. Şöyle bir özledi mi beni bağlamasını alıp geliyordu. Ve Neşet abi çalmaya başladı. Hayranlıkla izliyoruz. Bir ara bana dedi ki ya dedi Uğur'um dedi siz dedi benim neyimi seviyorsunuz dedi yani. Benim kendi sesim bana hiç hoş gelmiyor derdi. Ya hocam olur mu? Ben kendi sesimi hiç beğenmiyorum derdi. Bu kara suratlı adamın neyini beğeniyorsunuz? Neyini dinliyorsunuz? Dedim Neşet abi. Yani gülüm diyorsun, gülün kokusu geliyor. Gönül diyorsun, gönlün yarası geliyor. Yani bir şeylere dokunuyorsun insanların, bir yerlerine dokunuyorsun, içine dokunuyorsun. Budur dedim. O kadar plak okumuş, o kadar kasetlere okumuş, kendisi sürekli yaratmış, üretmiş ve hala şeydi. Yani son yıllarında bile biz neyiz ki diyordu. Seyirciye saygısından her şeyine kadar kendini çok net ifade etti bence. Neşet Ertaş Üstad'ın söylediği türkülerin sayısını sanıyorum
Abi kendiniz de bilmiyorsunuz herhalde. Kaç türkü söylediniz. Ne Allah kadar plak. Allah bilsin diyoruz. Sensin şu gönlüm yâri, bağrıma koydum narı. Sensin şu gönlüm yâri, yüreğime koydum narı. Sallan da gel bana doğru. Biz bir Neşet Ertaş heykeli yaptırmak istedik. O dedi ki babamın heykeli olsun. Bir kere iş yani oradan değişti. Benim değil babamın heykeli. Madem dedi yani ben istemiyorum. Ben dedi yaşarken dedi bunu dedi hoş görmüyorum dedi. Yani yaşayan bir adamın heykelinin yapılmasın dedi. Ama dedi madem dedi gönlünüzden kopmuş istiyorsunuz dedi. Muharrem Usta'nın olsun dedi. Babamın heykeli olsun dedi. İşte anlat dediler nedir gelişiniz gidişiniz. İşte ben dedim ki eskiden ben babam beni yanına 5-6 yaşında yanına almıştı işte. Arkadaşıydık. Onun bir hayvanı olurdu dedim. O köyden köye, köyden köye ben arkasında giderdik dedim böyle. Önce öyle düşünmüşler bunlar. Babam hayvanın üzerinde, ben arkasında böyle yolculuk etmek gibi. Tamam dedik, kararlaştırdık. Heykelin maketi yapıldı önce. Olurunu aldık kendisiyle istişare ederek. Ünlü bir heykeltıraş, Allah rahmet eylesin, Tankut Öktem. Ona verdik şeyde, iyi bir heykeltıraştı. Ekibini kurdu. Kalıplarını yaptı heykelin. Heykelin açılışına bir 10 gün falan kaldı galiba. Davetiyeleri de sanıyorum bastırdık veya bastırmak üzereyiz. Bir gece beni aradı. Ben dedim ki bir canlı bir canlının üstüne binmesin. Madem babamın hayvanını da düşünüyorsunuz. Onun için bir canlı bir canlının üzerine binmemesi için ayrı ayrı olmasını rica ediyorum efendim. Madem böyle düşünmüşsünüz dedim. Babam dedi eşekten insin dedi. Niye abi dedim yani biz böyle konuştuk. Böyle kararlaştırdık. Heykel böyle yapıldı. Gün yaklaştı açılış yapılacak. Cık, yok dedi. Babam eşeğin üzerinde durduğu sürece dedi o hayvana dedi zulüm dedi. Şimdi ben ne diyeyim abi o bir heykel, bronz, ne zulümü falan filan bunu demenin bir anlamı yok. Bilmiyorum o elbette biliyor. Dedi ki o da bir can, eşek de bir can. Heykel bile olsa mümkün değil dedi. Babam dedi eşekten inmezse dedi. Ben açılışa da gitmem, o heykeli de kabul etmiyorum dedi. Yani baktım şey yok, iknası mümkün değil yani. Sabah erkenden bakanın odasına vardım. Dedim efendim böyle böyle. Gece aradı Neşet abi. Mümkün değil babam eşeğin üzerinden insin diyor. Ne yapacağız? Artık efendim açılış erteleyeceğiz dedim. Yeni bir tarih belirleyeceğiz. Yeniden yapılacak. Babayı indirdik, oğlu indirdik. Ondan da hoşnut olmalı. Sonra o bildiğiniz heykeldeki kompozisyon çıktı. Yani yolculuklarını anlatan bir kompozisyon. Merkepleri yine orada. Babası saz çalıyor ve kendisi onu dinliyor. Ay canım, ay canım. Buyurun. Siz buyurun musunuz? Rica ederim, rica ederim. Başlayın. Buyurun musunuz? Buyurun musunuz? Mumcu Ertaş'ı kapıda karşıladı. Mahcubiyetini gizleyemeyen Neşet Ertaş, Bakan Mumcu'nun övgüleriyle daha da duygulandı. Neşet Ertaş'ın burada bugün bizi ziyaret ediyor olması, bize şeref vermesi... Hakikaten benim için hayat boyu unutamayacağım bir mutluluk. Ertaş kendisine karşı yıllarca süren ilgisizlikten olacak bakandan yeni kaynakları kurutmamalarını istedi. Türkiye'mizin genelindeki bu kaynakların kurumaması için Kültür Bakanlığı çerçevesinde bu kaynakların alınmasını rica ediyorum. Ki Ünlü Ozan'ın iltifatları karşısında Bakan Mumcu mahcup oldu. Özü gülmeyenin yüzü güler mi? Ya etme, etme gözünü seveyim. Allah razı olsun, sağ ol. Arkadaşlar siz de gidin artık, kusura bakmayın. Ben pancar gibi kızardım.
öyle diğergen bir adamdı ki. Derdi günü, yani Kırşehir'in abdallarıydı. Kırşehir'in, Kırıkkale'nin, Keskin'in abdallarıydı. Yani her karşılaşmamızda bana diyordu ki, ben de soruyordum üstad, var mı bir emrin? Her zamanki gibi üstad estağfurullah, üstad Allah'tır, ancak ricamız olur gibi şeylerden sonra, ya bu bizim abdallar diyordu. Yani bunlardan her aileden birine bir iş bulsak, bir şey yapsak, bunlar işte demircilik yapıyorlar, kömürcülük yapıyorlar. Yani sanatlarını yapamaz hale geldiler. İşte düğünlerin şekli değişti. Götürüyorlar bir klavye. O klavyenin içinde her şey var. Artık düğünün de tadı tuzu kaçtı. Bunların da ekmek parası çıkmaz oldu. Sanat devam etmiyor. Hiç değilse bir şey olsa falan diye. Sürekli bunu söylüyordu. Ben de o ilk söylediği andan itibaren hem müsteşar hem genel müdür düzeyinde çok, yani açık okunaklı bir şekilde talimat verdim. Bunu yapın diye. Ama bürokrasiyi bilirsiniz. Yani işler bir türlü olmuyordu ve bu onu tedirgin ediyordu. Bir gün beni aradı. Dedi ki, ya Sayın Bakanım dedi, ya bu dedi gençler dedi beni dedi üzüyor bunların durumları dedi. Her gün biri bir tarafa göçüyor dedi. Hurdacılık yapıyorlar dedi. Bunlara dedi siz dedi bir söylemiştiniz. Dedim ki üstad, ben o işi oldu biliyorum vallahi. Yani ben talimatı verdim ve benim için bitti o iş. Ama dedim derhal ben ilgileneceğim. Döndüm baktım ki şimdi uzatmayayım. Yani takılıyorlar. Demek ki büyük harflerle ve daha okunaklı söylemek gerekiyormuş. Ben de daha büyük harflerle ve daha okunaklı söyledim ve çok kısa sürede, bir de onun benden istediğinden daha fazla sayıda. Yani dedim ki hayır, Kırşehir ayrı, Kaman ayrı, Keskin ayrı, bunları ayrı yapıyorsunuz. Hiç yani ailelere gidiyorsunuz, siz seçmiyorsunuz, aileler diyorlar ki bizden bu, bizden bu. Neyse işte o topluluğu oluşturduk. Bu onu o kadar mutlu etti, o kadar mutlu etti ki. Neşet Ertaş tabii mahlası garip ve hakikaten bu da hayatına sinmiş bir şey. Yani onu ben şurada anladım. Daha doğrusu işte gerçek hayattaki karşılığını tam bulduğu yerdir. Ankara'ya gelince biz tabii Neşet ustamız gelmiş işte böyle hepimiz büyük hayranlık duyuyoruz bütün ekip falan. O zaman Ankara'nın en lüks otelinde yer ayırttık. Ondan sonra geldi, oteline gideceği zaman dedik ki Neşet Usta işte sen, işte şöyle bir yerde ayırttık, işte yerin hazır, istediğin zaman seni götürelim falan dedik. Dedi ki ya çocuklar dedi, ben öyle yerlerde dedi rahat edemem dedi. Ben dedi Ankara'ya her gelişimde gittiğim bir yer var, ben oraya gideyim kalayım falan dedi. Neresi Neşet Usta falan dedik, sorduk, bir de baktık ki Rüzgarlı sokağın böyle ücra bir köşesinde vasat bir otel. Ondan sonra neyse yapacak bir şey yok. Neşet Usta'yı aldık, oraya götürdük. Ondan sonra oradakiler de tanıyordu. Çok böyle saygı gösterdiler falan.
Abi rahat mısınız? Koltuk biraz... Pek rahat değilim Bayram kardeş. Vallahi. Yalan yok. Şunu ha, şöyle biraz şey yaparsın. Rahat olun abi, rahat olun. Bu koltuktan bu... rahat saz çalamıyorum. Abi haklısın. Bayram kardeş, eğer bir daha gelirsen böyle koltuktan... Abi... Koltukta saz çalınır mı? Otururduk şöyle kilim üstüne de rahat rahat sazımızı çalardık. Ne bu yanına dönebiliyorum? Sazı bu yanına getiremiyorum. Bu yanına dönsem buraya dahi... Bir daha gelirsem Allah izin verirse bana bir kilimse. İnşallah abi. İstersen min deri de at, istersen atma. Allah'a seversen öyle. Ben elim abi, kolum oynamıyor haklısın. Kardeşim burada. Haklısın. Bu aslında saz çalmak için hele hele Neşet Ertaş için hiç uygun değil. Ya, dönemiyorum sağıma soluma kardeşim abi, ya. Terine izin ver, terine. Sağ ol. Allah iki tane el vermiş. Şükür bana hizmet etsin diye. Kendi kendime hizmet ediyorum. Teşekkür ederim tabii, sağ ol. Çiçek Dağı'nda bir yüksekçe bir tepe vardır. Çamlık denir. Böyle yeşil ağaçların da olduğu. Yani... şeye etrafına hakim bir tepedir ve o tepeye çıkınca siz işte Yozgat, Yerköy, diğer köyler vesaire böyle güzel bir de bir manzarası vardır. Dedik ki oraya çıkalım, oradan hem Neşet Usta çocukluğunun geçtiği köylere uzaktan baksın, hani onları çekelim diye. Tepeye çıktıktan sonra Vedat abi de çok içten ve samimi bir şekilde böyle bodoslamasına daldı. Dedi ki işte Neşet Usta dedi, sen şu ön tarafta bir keyif yap da arkadaşlar da güzelce çeksinler seni dedi. Neşet Usta hafiften geri döndü. Ben keyif yapmam efendim dedi. Buz gibi bir hava, bir sessizlik. Herkes birbirine baktı böyle. Allah'tan Bayram Bilge Tokel yanımızdaydı. Hemen açıklamaya başladı. Abi yani keyif yap derken hani diyorlar ki sen ön tarafta durursan burada hani güzel resimlerini çekecekler. Hani senin çocukluğunun geçtiği, gezdiğin köyleri görüntüleyecekler vesaire. Yani kötü bir şey değil vesaire diye toparladı. Yarım saat sonra çekime başlayabildik. Millet Meclisi bu yıl bir ilke daha imza attı. Çalışmalarıyla çeşitli alanlarda öncülük yapanlara üstün hizmet ödülü verdi. Kültür sanat hayatına ve Türkiye'nin tanıtımına sağladığı katkılardan dolayı da Neşet Ertaş üstün hizmet ödülü sahibi oldu. Saz yok, bağlama yok. Ne böyle? Tek başınıza geldiniz. Kahı saz, kahı söz, kahı cilve, kahı naz. Devlet sanatçılığı meselesinde dönemin Kırşehir milletvekilleri, Kırşehir valisi, belediye başkanı, Kırşehir sivil toplum kuruluşları benimle istişare ederek böyle bir şey yapmak istiyoruz. Devlet Bakanı o zaman Sayın Ramazan Mirzaoğlu, Kırşehirli Devlet Bakanı, Cumhurbaşkanı Rahmetli Süleyman Demirel onunla da galiba bir şekilde irtibat kurmuş. Dediler ki böyle biz şey yapacağız, işte görüşeceğiz, randevu alacağız, ille siz de geleceksiniz, içimizde siz de bulunacaksınız falan. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na arz ederiz ve Neşet Ertaş'a devlet sanatçılığını teklif edeceğiz. Dedim böyle bir şey Neşet abi kabul etmez. Sizi ikna edersiniz Ramazan Bey. Dedim yani zor ama peki. Gittik. Kalabalık bir heyet. Konu açıldı. Cumhurbaşkanının huzurunda. Cumhurbaşkanı dedi ki Neşet Ertaş dedi devlet sanatçılığını aslında en başta hak eden isimlerden biri. Ama unutulmuş. Bazen devlet böyle yanlışlıklar, dalgınlıklar yapar. Şimdi ben talimat vereceğim. Gereken yapılacak dedi. Rahmetli Ecevit Başbakan. Telefonla bizim yanımızda aradı. Neyse görüşmeden çıktık. İlla ara müjdeyi ver falan diyorlar. Aradık, söyledim. Dedim böyle oldu abi. Dedi ki Bayram kardeş ben halkın sanatçısıyım, milletimin sanatçısıyım. Devletin sanatçısı olmaz. Devlet sanata, sanatçıya sahip çıkmak istiyorsa halkın bağrına bastığı sanatçıları bağrına bassın yeter dedi. Yani daha başka bir şey yapmasına gerek yok dedi. Teşekkür ediyorum herkese dedi, ilgilenenlere dedi ama ben böyle bir şey kesinlikle kabul etmem dedi. Şimdi bu sanki verilmiş de kabul etmemiş gibi söyleniyor. Doğrusunu isterseniz resmi durum gerçekleşmedi. Yani o ünvan Neşet Ertaş'a
verilmedi. Ama o verilmiş gibi reddetti. Yani gerçekten verilse de kabul etmeyecekti. Bunu çok açık net söyledi. Halkımızın ekmeğiyle bugüne kadar geldim ben. Onların yavan ekmeği bize bal gibi gelirdi. Biz eken biçen tarlamız bir şeyimiz yoktu. Giderdik onların düğünlerinde. Onların verdiği bağışlarla çoluğumuzu çocuğumuzu geçindirirdik. Halkımızdan Allah yerden göğe kadar razı olsun. Allah yardım etsin denmez. Hükümetimiz yardım etsin. Fakir fukara evet, halkımızı dam temel üstüne durur. Evet. Bayram kardeş temel bir memleketin halkıdır. Halk gülerse apartmanın 15. katında olanlar evet, oynar güler. Göbek atar. Ama halk gülmezse oradaki oynayamaz. Efendim UNESCO diye biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in bir kültür sanat kuruluşu var. Dünyanın her yerinde şubesi olan çok beğenilmeyen bir kuruluş. Bu UNESCO kültür sanat birimi 2010 yılında somut olmayan kültürel miras kapsamında sanatın çeşitli alanlarında Türkiye'den 3-4 kişiyi ilan etti. Yaşayan insan hazinesi ilan etti. Bugün ben haberini aldım. Ayın 26'sında İstanbul'da Lütfü Kırdar salonunda Neşet Ertaş yaşayan insan hazinesi olarak ilan ediliyor. Bununla ilgili çok önemli bir ödül. Bu UNESCO dedikleriniz ne ben bilmem. Ama çığırıyorlar bu ayın 26'sında gideceğim oradan. İyi ki bilmiyorsun. Onunla ilgili Kültür Bakanlığı'ndan beni aradıklarında kendisini hemen telefonla aradım. Dedim abi böyle bu çok önemli bir şey. Yani ne olacak şimdi beni müziğe mi koyacaklar bayram kardeş falan dedi. İnsan hazinesi falan deyince. Evet sizi değil ama sizin sanatınızı, sizin felsefenizi, sizin müziğinizi, türkülerinizi bir anlamda müzede muhafaza edecekler. Bu o anlama geliyor falan dedim. Ve yine onu da gerçekten çok uzun uzun izah ettim. Dedi ki bu işin sonunda bir yani ödül deyince para vereceklerini zannetti. Dedim yok şey yok para yok. O zaman dedi tamam dedi. Çünkü alnımın teri olmayan hak etmediğim bir şeyi ben alamam ve onu yiyemem dedi. Zaten o işi yaptık hemen geldik Beyoğlu'nda bir yere. Sabahlama bir uykuluk yedirmiştim ben ona. Onu çok bayılırdı. Oturduk sabahladık. O gece onun için gerçekten önemli bir geceydi. Hep bizim için de şüphesiz daha önemliydi. Ama kendisi de o önemin farkındaydı. Çünkü rahatsızlığı onu böyle gündelik rutin hayatını sürdürmekte zorlayacak şeylere geliyordu. Zaman zaman zorluyordu. Böyle sevenleriyle, dostlarıyla uzun oturmalarda falan pek fazla bulunamıyordu. O gün öyle bir ortam ve bulunmasından rahatsızlık duymayacağı insanlar vardı. Hiçbirimizin de yanımızda sazımız yok. Yani ne Cengiz'in var, ne Erol'un var, ne benim var falan. Hasan şey yapmış galiba, Olgun'a sazını getir demiş. Orada da yine sabah saat 7.30'a kadar oturduk. Çok güzel bir muhabbet oldu orada da. En son o manyetikli sazı dövdüğünü biliyorum. Döşünü döverek çalıyordu. O derece. Ben de tam yanında böyle oturmuştum, sinmiştim. Kulağımı da sırtına dayadım, öyle dinledim üstadı. O tabii o samimiyeti bulunca ve dinlendiğini anlayınca onun için saat mefhumu ortadan kalkıyordu. Hakikaten zamanın izafi bir kavram olduğunu o muhabbette anlıyordunuz ki keşke biraz daha sürse, keşke hiç kalkmasak bu muhabbetten derdiniz. Çünkü hani konuşan ve çalıp söyleyen insan Neşet Ertaş ve hiçbir boş muhabbet, boş laf, boş söz yok. Her konuştuğu bir şey uyandırıyor sizde, gönlünüzde, kalbinizde, aklınızda. Ve ertesi gün aslında başka bir şekilde devam ediyorsunuz hayatınıza o muhabbetlerden sonra. Öyle bir güzel bir muhabbeti vardı hocanın. Thank you.
Bana geldi ilk söyledi. Hasan dedi benim bir rahatsızlığım var dedi. Ameliyat olmasam dedi işte çabuk ilerleyecek dedi. Ameliyat niye olmuyorsun dedim. Benim dedi çocukluk arkadaşlarım dedi hep bu hastalıktan dedi ameliyat masasında kaldı dedi. Ondan çok korkuyorum dedi. Ben hemen işte Ali Rıza Bey'e konuştum. Abi dedim böyle böyle bir durum var. Ve gereken hazırlıkları yaptık. Kendisiyle konuştuk ve daha sonra da böyle bir ameliyatı gerçekleştirdik. Bir gün işte Tunca Kurtiz'le bizim yerimiz var. O Kaz Dağları'nda, Güre'de. Her yıl bir şenlik yapıyoruz. Her senenin bir konuğu var. Neşet Ertaş'ı çağırdık. Benim çiftlikte de çok güzel böyle incirler ve kara dutlar var. Böyle arazide. Orada birkaç gün benim misafirim oldu Neşet abi. Hatta ben burada çok iyi besteler de yaparım Hasan falan filan dedi. O kara duta götürdüm. Neşet abi bak dedim. Bak istediğin kadar rakı iç dedim. Bu kara duttan bir avuç ye dedim. O kara dutun dibinde o kara dutu yiyordu. Hasan bunun ne biçim bir şey diyordu. Gerçekten de sabah kalkıyordu. Aa gene kara dut. Bakıyorum ağacın dibinde. Ameliyattan sonra ya Hasan beni ne olur birkaç iğnem daha kaldı. Sen o kara dutun tadını unutamıyorum. Gideyim dedi o kara duttan biraz yiyeyim. Can gelsin bana diye. Ama onu yapamadık işte. Bir gün İstanbul'daki İzmir'e gitmeden önceki son beraberliğimizde 5-6 gündür sigara falan da içmiyormuş. Ve erken de yatıyormuş. O gün ben de işte öyle birkaç saat oturayım kalkayım diye vardım. Bırakmadı. Dedi ki Bayram kardeş sen gelince dedi bana bir can geliyor dedi. Dedim abi o zaman ben her gün gelirim. Hatta hiç gitmem hep yanında durayım istersen falan dedim. En son gittiğimizde yani bu Ahmet'ten sonra İstanbul'daki evine Cengiz'le gitmiştik. Artık neredeyse bir avuç kadar kalmıştı. Yani çok zayıflamıştı. Hasan dedi ki sen de gel dedi. Seni de dedi görmek istiyor. Ben de Cengiz'i görünce ben dedi yatıyordu. Ben dedi cemaat içinde hiç uzanmadım dedi. Şimdi de uzanmam dedi. Kalktı öyle bir saygıyla o yaşta ve hasta bir insan. İnanın buna böyle bizimle oturdu. Ben de Cengiz'i şey yaptım abi Cengiz yani sakın ağlama şimdi burada ağlarsan Neşet abi daha kötü olur. Sen Cengiz'i çok sevdiğinden dolayı. Tamam dedim söz ağlamayacağım dedim. Ben biraz böyle sulu gözlüyüm. Orada bize son türküsünü okumuştu. Hasan dedi bir beste yaptım sana demişti. Zaten bağlamasını 7 aydır 8 aydır hiç elini almamıştı. Kara libaslımı verin dedi. Aldı bir türkü de çaldı gidiyorum diye. Bir dörtlüğünü okudu sonra yoruldu bıraktı zaten. Noktalandım diyordu zaten son oturduğumuzda hep öyle diyordu. Noktalandım ben biliyorum diyordu. Ondan sonra Cengiz kendisine bir türkü okudu. 4-4,5 saat oturduk. Hatta kalkıyorduk ya nereye gidiyorsunuz dedi gitmeyin falan. İstanbul'dan İzmir'e gidinceye kadar hala daha iyileşeceğini, her şeyin iyi olacağını düşünüyordu. Yalan dünya. Dünya yalan değil sevgili misafirler. Yalan dünya kelimesi bir kahır kelimesi. Şu yediğimiz, içtiğimiz, gördüğümüz, görüştüğümüz, konuştuğumuz, söyleştiğimiz yalan mı? Yalan dünya demek muradına erememiş, istediğini alamamış. Hulasa dünyadan beklediği hiçbir şey olmamış. Yalan demiş gitmiş dünyaya. Onlardan biri de benim işte. Ben de demişim bir yalan dünya diye. Kendisinin çok önemsediği, üzerinde sık sık durduğu şey, beni babamın ayak ucuna gömün.
Öyle mezar falan da istemem. Bir taşa Neşet yazsınlar yeter derdi. Ben de söylerdim abi yani tamam öyle çok büyük bir anıt mezar falan filan şey yapılmadı ama o kadar da biraz çok değersiz, önemsiz gibi görünebilir. En azından gelenlerin işte rahatlıkla bulabileceği, ziyaret etmek isteyenlerin rahatlıkla bulabileceği bir şey falan filan yaptırırız, ederiz diye konuşurduk. Sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı görünce olacak sandım. En son finalde de böyle bir şeyi İzmir'de artık son şeylerimiz. Hüseyin Ertaşoğlu'yla aynı beni çağırdı, oğlunu çağırdı. Odada yalnızız. Hasan dedi, ben gidiyorum artık dedi. Abi kardeş dedi, şimdi senin kardeşin var dedi. Hüseyin'i dedi. Hasan, Hüseyin'siniz dedi. Sen anlarsın onu dedi. Artık kardeşsiniz böyle dedi. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Elini elimin üstüne koydu, odasında baş başaydı. Benim belli etmemeye çalışıyordum, benim üzüldüğümü de anlıyordu. Bayram kardeşi hiç üzülme dedi. O dedi ne zaman çağırırsa hazırım, o zaman giderim. İşim var, gücüm var, biraz durayım, biraz mühlet ver demem. Bilirim sevdiğim, kusurum yoktu. Sana karşı benim gayetten çoldu. Bulut oldu, üstüme yağdı, yaşlar gözüme, falan dünyada. Ne yemek ne içmek, ne tadım kaldı, garip bülbül gibi feryadım kaldı, alamadım eyvah. Muradım kaldı, ben gelip yerlere kalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah ya. Abi sizi çok yorduk. Farkındayım, hakkınızı helal edin. Bak, ben öldüğüm zaman bil ki ha... Neşet ha Neşet olsun. Yorulmuş desinler. Ben öldüğüm zaman ne zaman ölürsem o zaman yoruldum. Bugün maalesef değerli halk ozanımızı bugün kaybetmiş bulmaktayız. Acımız daha taze biz. Daha yeni biz de haberini yeni aldık. Yani söylenecek her şeyi zaten hocalarımız söyledi. Biz sadece o Türkiye'ye mal olmuş bizim tabii ki ailemiz, babamız. Ama o Türkiye'nin abisi, babası, kardeşiydi. Kendisini Kırşehir'e götüreceğiz. Aile öyle karar verdi. Vasiyeti babamın ayağı ucuna beni defnetin dedi. Biz bunu biliyoruz. Kendi ömrümün çoğu gidiyor. Cahil ömrüm geldi geçti yel gibi. Sevdiğim uzaktan seyir ediyor. Beni görüp bakınıyor el gibi. Geçti günler, yıllar. Ömürse doldu. Giden gitti. Bilmem yerine kaldı. Ömrümün baharı sarardı soldu. Yandı kaldı garip bağrım. Çöl gibi. Neşet Ertaş üstadımıza haklarınızı helal eder misiniz? Lütfen haklarınızı helal edin. Lütfen haklarınızı helal edin. Veren geri almak için gözlüyor. Her an, her saniye beni istiyor. Garip bağrım için için sızlıyor. Sazımda inleyen sırma tel gibi.
Uzun yoldan gelmiş gibi yorgunum. Ne kimseye küskün, ne de dargınım. Bir ahu gözlüğe candan vurgunum. Garip gönlüm kapısında kul gibi.